Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Rahat suresi 6-13. ayetleri değerlendireceğiz. Burada Allah-u Teala özellikle imana taalluk eden bir takım meseleleri bizlere bildiriyor. Şöyle ki: Ve yestacilûneke bisseyyiyeti gablel hasene. Ey peygamber, onlar iyilikten önce senden kötülüğü istiyorlar. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ. Halbuki onlardan önce helak olan kavimlerin dillere destan halleri ortadadır. Bunlar gelip geçmiştir. وَاِنَّ رَبَّكَ. Senin Rabbin لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. İnsanların zulümlerine karşı yine de mağfiret sahibidir. وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَد۪يدُ الْاِقَابِ. Ve senin Rabbin cezası şiddetli olandır. Burada imtihan sırrı ile alakalı önemli bir noktaya dikkat çekiliyor. Peygamber'e muhatap olan insanlar peygamberden istifade etmek yerine işi yokuşa sürmek istiyorlar. Ve diyorlar ki sen peygamberim diyorsun. İşte sana inanmadığımızda başımıza felaket geleceğini söylüyorsun. Hadi felaket gelsin de görelim. Halbuki böyle demeleri yerine ondan istifade etmeleri beklenirdi. Fakat öyle yapmıyorlar ve diyorlar ki mesela Allah gökten taş yağdırsın. Eğer sen hak peygambersen hadi Allah başımıza gökten taş yağdırsın. Bu işi yokuşa sürmektir. Dünya bir imtihan dünyasıdır. Allah-u Teala dilemiş olsa gökyüzünde yıldızlarla la ilahe illallah yazar. Her varlığın üzerinde Allah lafzayı celalini nakşeder. Böyle olunca da bütün insanlar inanmak zorunda kalır. Ama dünya bir imtihan dünyasıdır. Ve malum imtihan esnasında değişik şıklar oluyor, cevap şıkları. Diyelim 5 cevap şıkkı oluyor. Bunlardan bir tanesi doğru, diğerleri yanlış. Ve imtihan esnasında insanların yanlış şıkkı işaretleme hürriyetleri vardır. Yanlış şıkkı işaretleyenlere neden böyle yapıyorsunuz denilmez. Bu bir imtihandır. Ve ona göre çalışan çalışmayan ortaya çıkacaktır. İşte Allah-u Teala bir kısım insanların inkarcı olmalarına dünyada fırsat veriyor. Ve فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ buyurmuş. Dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Ama Allah-u Teala insanların küfrüne razı değildir. İman etmelerine ise razıdır. Ama ifade ettiğim gibi insanları bu noktada hür bırakmıştır. Ve yekulullezine keferu, kafirler der ki levla unzile aleyhi ayetun min rabbi, keşke o peygambere Rabbinden bir ayet indirilse. Yani mucize görmek istiyorlar. Madem sen peygamberim diyorsun, bize mucize göster. Aslında Allahu Teala peygamberimize zaman zaman mucizeler de vermiş. Kur'an'ın ayetleri dışında ayrıca tekvini mucizelerde vermiş ama inanmak istemeyen onları görünce bile yine tevil etmeye çalışmış. Haşa, sihir demişler, büyü demişler ve o şekilde kendilerini kandırmaya çalışmışlar. İnneme ente munzir, sen ancak bir uyarıcısın. Velikülle gavmin had, ve her kavim için bir yol gösteren vardır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara zorlama yetkisine sahip değildir. Allah bu noktada insanları serbest bırakmıştır. Peygamberimize düşen ve onun emsali kimselere düşen, Allah'ın dinini tebliğ eden kimselere düşen, tereddüt eden vazife uyarmak, insanlara hatırlatmaktır. Ve her kavim için bir yol gösteren vardır. İsra suresinde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ. Peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. Demek ki Allah peygamberleri gönderiyor. Bununla insanları mükellef yapıyor. Ve mükellef olan bu insanlar eğer kendilerine tevdi edilen şeyleri yerine getirmezse dünya ve ahirette bunun karşılığını, vebalini görüyorlar. اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَى. Allah her dişinin neye hamile kaldığını bilir. Ve ma tagidul erhamu ve ma tezdat, ve
rahimlerde ne eksik ne fazla, bunları Allah yine bilir. Ve kullu şeyin indehu bir miktar, her şey onun yanında bir miktar iledir. Malum gerek insanlarda gerek hayvanlarda dişiler hamile kalıyor ve yeni yavrular dünyaya geliyor. İşte hamile kalan bir dişi neye hamile, kız mı erkek mi veya bunun mukadderatı ne ve bunun huyu ne, tüyü ne tabiri caizse ve onun neler başına gelecek, ne gibi özellikleri var, bütün bunları Allah bilir. Ve o rahimlerde olan neyi eksik, neyi fazla, Allah-u Teala hepsini bilir. Bu Allah-u Teala'nın sonsuz ilmini ifade eder. Yani bize göre gayb olan, bize göre gözden ırak olan şeyler Allah'ın nezdinde malumdur. Ve gecenin karanlığı da Allah'a aydınlıktır. Her şey onun önünde ayandır. Ve Allah'ın mülkünde cereyan eden şeyler Allah'a gizli değildir. Ve ayette şunu ifade ediyor. Küllü şeyin indahu bir miktar. Her şey onun indinde bir miktar iledir. Yani her şey belirlenmiş. Ahsa külle şeyin adede. Adetçe Allah her şeyi belirlemiş. Nasıl ki diyelim muhteşem bir bina yapılacak. O binanın bütün ayrıntıları proje olarak, plan olarak önceden ayrıntılarıyla belirleniyor. Ardından ona göre meydana geliyor. Ona göre yapılıyor. Allah-u Teala ilmiyle her şeyi belirlemiş. Miktar olarak belirlemiş. Zaman itibariyle, mekan itibariyle koordinatlarını belirlemiş ve bunları dilediği şekilde icra ediyor. Doğrudan doğruya onlara vücut veriyor. Alimul gaybi ve şehade, Allah gaybı da şehadeti de bilendir. Yani görüleni de Allah bilir, görülmeyeni de bilir. Gayb gözlerden ırak olan, bizlere gizli kalan şeylere verilen isim. Şehadet de gözle görülen şu görmüş olduğumuz alem. Allah hem görülmeyeni bilir hem de görüleni bilir. El-Kebirul Müteal, o büyüktür, kibriya sahibidir ve mütealdir. Ve kainatın mahiyetinden farklı. Yani o yaratıcı, onun dışında olan her şey ise mahluk durumda. Dolayısıyla Allah-u Teala elbette yarattığı varlıklar cinsinden değildir. O müteal varlıktır, aşkın varlıktır. Sevâ'un minkum men esarral gavle. Sizin için birdir. Yani Allah'ın sizi bilmesi birdir. Sizden bir kısmı sözü gizler. Ve men cehara bihi veya cehri olarak söyler. Yani siz sözü gizli de söyleseniz, açıktan da söyleseniz Allah için fark etmez. Allah sizin konuşmalarınızı bildiği gibi içinizden geçirdiklerinizi de bilir. Ve men huve mustahfin billeyli, gece gizleneni de bilir Allah. Ve saribun bin nehar, gündüz görüleni de bilir. Demek ki Allah için gece gündüz fark etmiyor. Sesli sessiz fark etmiyor. Allah hepsini görüyor ve biliyor. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. Allah için insanlara görevlendirmiş olduğu melekler var. O insanı takip eden, önünden arkasından onu takip eden melekler var. Yahfazunahu min emrillah. Allah'tan gelen bir emirle onu hıfz ederler. Bu insanı bir takım zararlı şeylerden korumaları yönüyle değerlendirilebileceği gibi insanın amellerini hıfz etmek, yani insanın yaptığı şeyleri kaydetmek bu noktadan da değerlendirilebilir. Yani insanın amelini yazan melekler var. Ve bunlar muakkibat, insanın yaptıklarını takip ediyor. Adeta sağımızda solumuzda birer basın mensubu gibi bütün yaptıklarımızı kaydediyorlar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ. Allah bir kavmi değiştirmez. Hatta يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Onlar kendilerini değiştirmedikçe. Yani bir kavim kendilerinde olan hal, iyi veya kötü hangi halse, onu değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Bu gerçekten çok önemli bir ölçüyü bize bildiriyor.
Bir insan düzelmek isterse Allah onu düzeltir. Ve bir insan da bozulmak isterse Allah onu perişan eder. Bu noktada insanlar serbest bırakılmış. Düzelmek isteyenler düzelirler, bozulmak isteyenler bozulurlar. Değerli bir hocamıza bir tanesi demiş ki, hocam benim kaderimde namaz kılmamak varmış. Hoca efendi de ona diyor ki, bak diyor şurada kollarını sıva, abdest al, hemen şuracıkta namazını kıl, iki rekat namaz kıl, bak o zaman kaderin nasıl değişecek, senin kaderinde namaz kılmak olacak. Demek ki bunlar bize bırakılan şeyler. Yani insan namazını kılabilir de kılmayabilir de. İşte hangi noktada insan bir şeyler yapmak isterse Allah onu o noktada muvaffak kılıyor. Bir kavim kendilerinde olan iyi hali devam ettirdiği sürece Allah onları bozmaz. Kötü olan bir topluluk kendilerini düzeltmeye böyle gayret göstermedikçe o halden kurtulamazlar. Ama düzelmek istediklerinde Allah onları düzeltir. وَإِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا Allah bir kavme bir kötülük murad ettiğinde ise فَلَا مَرَدَّ لَهُ Bunu çevirecek yoktur. Yani Allah bir kavmi helak etmek isterse, onları perişan etmek isterse artık kimsenin elinden bir şey gelmez. Ona mani olacak, ona engel olacak bir şey yoktur. Allah onların işini bitirir. İşte tarihte Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi gibi kavimler toptan helak edilmişler ve o kadar imkanları kendilerine fayda vermemiş. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ Ve Allah'ın dışında onlara veli olacak, onlara yardım edecek de yoktur. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْغَ خَوْفًا وَطَمَعًا O Allah ki korku ümit arasında size şimşeği gösteriyor. Ve yunşi'u sahabe thigal ve o ağır bulutları inşa ediyor. Yağmurla dolu o bulutları Allah inşa ediyor. Burada şu alemde gördüğümüz, belki de çok da önem vermediğimiz, olağan saydığımız işlerden birine dikkat çekiliyor. Yağmur yağma olayı. Yağmurun yağdırılması çok büyük bir olay. Ve yağmur yeryüzünde rahmete sebeptir. Hatta bundan dolayı doğrudan doğruya yağmura rahmet namı verilir. Eskiler yağmur yağıyor demek yerine rahmet yağıyor derlerdi. Çok daha nazik bir ifade. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden de yine yağmura rahmet namı verildiğini görmekteyiz. Tümüyle rahmet ve yeryüzünde hayat o yağmur vasıtasıyla meydana geliyor. Ancak yağmurun meydana gelmesi için de mesela şimşeğin görevi var. Gök gürültüsü görevi var. Bulutların görevleri var. Daha bunun gibi rüzgarın görevi var. Ve yağmurun yağması için adeta dünya büyüklüğünde hatta daha da büyük çarklar dönüyor. İşte dünyanın üçte ikisi sular. Ve o sularda buharlaşmanın olması lazım. Gökyüzündeki güneş bu görevi eda ediyor ve gökyüzündeki güneş vasıtasıyla o okyanuslardaki sular buharlaşıyor ve rüzgar vasıtasıyla bunlar değişik yerlere sevk ediliyor. Yoğunlaştıkları zaman bulut şeklinde görülüyorlar ve sanki sıkılmaya hazır birer sünger gibi taraf-ı ilahiden emir geldiğinde şimşek çakıyor, gök gürlüyor, yıldırımlar isabet ediyor ve insanlar bir yandan dehşet içinde kalıyor. Yani o şimşeğin şiddetli sesi, gök gürültüsünün şiddetli sesi bunlar insanları böyle aynı zamanda korkutuyor. İnsanlara yıldırım isabet edebilir. Şimşek insanların gözünü adeta alıverecek gibi çok şiddetli bir enerji. Öte yandan gök gürültüsü adeta insanın ödünü koparıyor. Özellikle geceleri olduğunda ard arda gök gürültüsü böyle gelirse insanlar bir yandan korkuyorlar ama öte yandan da yağmura ihtiyacımız var, yağmur geliyor diye seviniyorlar. İşte ayet-i kerime şimşeğin bu noktasına dikkat çekiyor. O Allah ki korku ümit arasında size şimşeği gösteriyor.
Şimşek çok muazzam bir enerjim. Eğer şimşeği depolayabilsek, elektrikten, barajlardan su elde etmeye lüzum yok. Ayrıca başka santraller kurmaya lüzum yok. Sadece şimşeğin enerjisi insanların bütün enerji problemlerini halledebilir. Ancak insanlar bugüne kadar şimşeği depolayabilecek bir sistem kuramadılar ve doğrudan doğruya bir enerji boşalımı şeklinde şimşekler meydana geliyor ve çok büyük görevleri eda ediyorlar. Ve bunlarda da çok hikmetler var. İşte ozonla alakalı bunların görevleri var. Allah-u Teala kainat çapında çarkları döndürüyor. Şimşeği insanlara gösteriyor. Gök gürültüsüyle onlara azametini aynı zamanda hatırlatıyor ve ardından yağmuruyla, rahmetiyle tecelli ediyor. Ve yusebbihu radu bihamdihi, ra'd hamd ile Allah'a tesbih eder. Vel melaiketu min hifetihi, melekler de Allah'ın korkusuyla yine Allah'a tesbih ederler. Ve yursilu savaik, ve Allah yıldırımlar gönderir. Feyusibu biha men yeşa, ve bununla, bu yıldırımlarla dilediğine bunları isabet ettirir. Ve hum yucadilune fillah, onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Onlar Allah hakkında mücadele ederlerken Allah dilediğine, dilediklerine yıldırımları gönderir. Ve huve şedidül mihal, Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Değerli izleyenlerim, burada surenin adının geçmiş olduğu ayeti okuduk. Ve yusebbihur radu bihamdihi, ra'd yani gök gürültüsü hamd ile Allah'a tesbih eder. Gök gürültüsü bize nispetle korkunç bir ses. Ama Kur'an-ı Kerim bize bunun bir tesbih sesi olduğunu bildiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim genel bir ifadeyle تُسَبِّهُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْءُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ, yedi kat sema, arz ve bunun için, bunların içinde olanlar hamd ile Allah'a tesbih eder. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ, hamd ile Allah'a tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani her şey hamd ile Allah'a tesbih eder. Bu genel bir ifade. Burada ise misal olarak gök gürültüsü de misal verilmiş oluyor. Gök gürültüsü hamd ile Allah'a tesbih eder. Demek ki gök gürültüsü şeklinde duyduğumuz ses rastgele bir ses değil. Onun Allah'a tesbih gibi bir görevi var ve o sesin anlamı var. Ve benzeri bir şekilde kuşların cıvıltıları, suların şırıltıları, daha diğer canlıların çıkarmış oldukları sesler, bunların her birisi birer tesbih sesidir. Anlamlı bir sestir. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَا تَسْبِحَهُمْ, lakin diyor siz onların tesbihini tam anlayamazsınız. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın sırlarına, nurlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.